Evet, bugünkü dersimizde radyoaktif bozulmalara devam edeceğiz. Başlığımız radyoaktif bozulma hızı diyelim. Şimdi daha önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi radyoaktif çekirdek demek kararsız yapıda demek, yani sürekli başka bir atom çekirdeğine dönüşerek kararlı bir hale gelmek istiyor. İşte X ise bu, sürekli başka bir şey olmak istiyor Y. Şimdi bu, peki bir numuneniz var ve içinde bir sürü işte atom çekirdeği var. Bunlar birleşerek işte o atom çekirdeklerinin bütünü bir araya gelerek bu malzemenizi oluşturmuş. İşte X'lerden oluşuyor. X atom çekirdeklerinden hepsi. Ama hepsi de radyoaktif bu çekirdeklerin. Her biri tek tek dönüşecek. Her bir X Y'ye dönüşecek, değil mi? Ne zaman dönüşecek? Ya da dönüşmesi olası mı? Ne kadar olası? İşte bu olasılıkları incelememiz lazım. Bu dönüşüm ne zaman gerçekleşecek? Ona bakmamız lazım. Bu dönüşümler ardı ardına bu dönüşecek ardından bu dönüşecek ardından şu bir hızı var bu dönüşümün. İşte bunları incelemek için bugün bir analiz yapacağız. Acaba radyoaktif elementlerin, numunelerin ya da atom çekirdeklerin hepsi aynı hızla mı, aynı olasılıkla mı başka kararlı çekirdeklere ya da başka çekirdeklere dönüşüyor? Yoksa her birinin karakteristiği mi var? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi her elementin kendine has bir bozulma sabiti vardır. Dolayısıyla bu her elementin bozulma olasılığı, bozulma süresi kendine hastır. Tamam mı? İşte lambda dediğimiz şey bu bozulma sabiti. O elemente, o atom çekirdeğine has bir sabit. Şimdi elinizde N tane atom çekirdeği olsun, X'lerden oluşan bir numune. N tane X atom çekirdeği var bunun içinde de. O zaman bozulma hızı, bu bozulma sabiti olmak üzere, bozulma hızı bn bölü dt eksi lambda ne? Yani başlangıçta n tane var elinizde ama zamanla o n'ler azalacak. Değil mi? 100 tane var elinizde başta ama sürekli artık 90, 85, 70 gibi azalacak. Onun için burada eksi işareti var. O element, o atom çekirdeği hangi atom çekirdeği ise onun lambdasını buraya yazıyorsunuz. Başlangıçtaki atom çekirdeği sayısıyla o 100 ile işte bugün bu verdiğimiz örnekteki 100 ile çarpıyorsunuz. Bu size bozulmanın hızını veriyor. Yani N sayısı zamanla nasıl değişiyor? Türev demek, değişim demek biliyorsunuz bir anlamda. Bu denklemin çözümü kolay. Bunu çözerseniz NT herhangi bir zamanda bunun içinde elinizde ne kadar kaldığını verecek denklem şu hale gelir. Başlangıçtaki sayı işte 100 demiştik mesela çarpı E üzeri eksi lambda T. Başlangıçtaki sayıyı biliyorsunuz diyelim ki 100. O atom çekirdeğine has lambdayı biliyorsunuz buraya koydunuz. Ne kadar süre geçmiş? 3 saat sonra ne kadar kalacak? Buraya saniye cinsinden 3 saat yazıyorsunuz. 3 saatin sonunda sizde ne kadar o atom çekirdeğinden kalmış işte bu denklemle bulursunuz. Şu başlangıçtaki sayı bu da herhangi bir T anında böyle basit bir denklemle aslında çok ciddi bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu atom çekirdeğiniz X kararsız bozunacak. Bozulmak demek dönüşmek demek. Nükleer fizikteki bozulma o atom çekirdeği başka bir atom çekirdeğine dönüşüyor. Bozunma. Tamam mı? Şimdi bu bozunma süresi daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Klasik fiziğe uymuyor. Yani işte bu X 3 saat sonra bozulduysa başka bir X 3 saat sonra bozulmayabilir. Hatta bozulmaz. Bu da buradaki X o da 3 saat sonra bozulmaz. Biri 3 saat, biri 2,5 saat, biri 15 dakika, biri bir gün sonra bozulur. Ama bunların bir ortalamasını
inceleyebiliriz. To diye gösteriyoruz Yunanca to harfiyle. Ortalama ömür diyoruz onda. Yani bir atom çekirdeği ortalama ne kadar yaşar? Bunu nasıl bulabiliriz? İşte birininki 3 saat, birininki 15 dakika, birininki 3 gün. Hepsinin tüm şeylerini toplarız. Mesela 3 tane koyduk buraya. Bunu 3'e bölersek bu üçünün ortalamasını bulmuş oluruz. O zaman bu yazacağım formülü şöyle sözel olarak ifade edeyim. Tüm çekirdeklerin toplam ömrü, ömürlerinin toplamı ya da bölü çekirdeklerin sayısı. Şimdi eğer sizin gözlem yaptığınız bir T ile T artı DT zaman aralığında saatinize baktınız işte saat 1:20 geçiyor, 25 geçiyor. 1:30 geçeye kadar gözünüzü diktiniz bu numuneye. Ne kadar acaba çekirdek bozulacak? T ile T artı DT zaman aralığındaki bozulan çekirdeklerin sayısı DN lambda NDT olarak ele alınırsak öyle o zaman bu to ifadesini şöyle yazarsınız. İntegral TDN. Tamam mı? Her çekirdeğin sürelerini topladık. Burada yukarıda toplam alıyoruz. Bölü çekirdeklerin sayısı DN'nin integrali. Bu ifadeyi açık haliyle T, DN'yi nasıl yazabiliriz? Lambda N, DT. Onu da daha açık yazarsak, buradaki ifadenin de yararlanır. E üzeri eksi lambda T, DT olur. Aşağıda aynı integralin şuradaki T olmayan hali kalır. Yani siz T ile T artı DT arasındakini incelemiştiniz. Sonsuz aralıkta incelersek, sıfırla sonsuz, ne yapmamız gerekir? İşte bunları, o DN'leri sıfırla sonsuz arasında toplamamız lazım. Şu küçük aralıkta gördüğünüzü, gözlediğinizi genelleştirmek için integralin sınırlarını sıfır sonsuz yaparsınız. Bu integralin çözümü de basit. Yine size eve alıştırma bırakıyorum. Her yerde bulacağınız bir integral. Buradan 1 bölü lambda bulunur. Yani bir çekirdeğin ortalama ömrü onun bozulma sabitinin tersi. Bozulma sabiti 3, o zaman ortalama ömrü 1 bölü 3. İşte birimi neyse. Bir de ortalama ömrün yanında bir de yarı ömür diye bir kavram var. Onu da T1 bölü 2 ile gösteriyoruz. Yarı ömürde geçen hafta ki dersinizde söyledik mi bilmiyorum ama elinizde numune var. Sıra sıra her bir çekirdek dönüşüyor. İşte sanırım söylemiştik. 3, 6, 8 tane var. Birinci dönüştü, ikinci dönüştü, üçüncü dönüştü, dördüncü dönüştü, yarısı dönüştü. Artık yarısı X, yarısı Y kaldı. İşte bunun için ne kadar zaman geçer? Bu da çekirdekler için kritik, çekirdeklerin, atom çekirdeklerin kendine has bir gösterge yine. Onu da yine şu bağıntıdan yararlanarak şöyle bulabilirsiniz. Herhangi bir zamandaki T anındaki kalan çekirdek sayısı artık başlangıçtakinin yarısı olacak. N0 bölü 2 yazdık buraya. Başlangıçta N0 vardı. E üzeri eksi lambda T1 bölü 2 kadar süre geçerse ne olur? Buradan ne sıfırlar giderse burada 1 bölü 2 kadar içler dışlar çarpım yaparsanız E üzeri artı lambda T1 bölü 2 eşittir. 2 olur. Buradan da T1 bölü 2 her iki tarafın elenini alırsanız lambda T1 bölü 2 elen 2 olur. O zaman T1 bölü 2 de elen 2 bölü lambda olur. Yani ortalama ömür 1 bölü lambda iken yarı ömür elen 2 bölü yani 0,693 bölü lambda oldu. Tamam mı? To ile T arasında nasıl bir ilişki var? T1 bölü 2 o zaman to çarpı elen 2 oldu. Bu ortalama ömür to olan T1 bölü 2 de aklınızda kalır. 1 bölü 2 var burada. Yarılanma ömrü deniyor. Yarı ömür.
veya yaralanma ömrü de denir. Tamam mı? Peki bir radyoaktif numune ne kadar aktif? Bu aktiflik bize neyi gösterir? Çok aktifse o zaman bozulması hızlıdır. Yani X'ler hızlı bir şekilde Y'ye dönüşüyorsa bu radyoaktif atom çekirdeğine biz aktivitesi yüksek deriz. A ile gösteriliyor aktivite. Aktivitesi yüksekse hızlı bir şekilde X'ler Y'ye dönüşüyor demek. Aktivite de lambda çarpı N'ye eşit. Yani işte buradaki ifadeyi aktiviteye çevirirseniz herhangi bir andaki aktivite başlangıçtaki aktivite çarpı işte E üzeri eksi lambda T ifadesini yine elde edersiniz. Benzer formülü. Ama burada A dediğimiz şey ne? Buradaki mesela AT demek NT çarpı lambda demek. A0 ne demek? N0 çarpı lambda demek. Bu da aktiviteye ait bir ifade. Tamam mı? Bu aktivitenin birimi günümüzde SI birim sisteminde aktivitesi önemli çünkü radyoaktif çekirdeklerin aktiviteleri artık bize en son veriyi verir. Onun hakkında ne kadar tehlikeli olduğu mesela bu radyoaktif çekirdeğin ne kadar tehlikeli, ne kadar uzak durulması gerektiğini artık son göstergeyi bize o veriyor. Çünkü yarı ömrünü biliyorsunuz. Tamam işte bu atom çekirdeğin yaralanma süresi yarı ömrü 3 saatmiş. Tamam. İşte ortalama ömrü buymuş. Tamam. Bozulma hızı buymuş. Tamam. Çok bir şey ifade etmeyebilir ama en sonunda aktivitesi şu dediğimiz zaman nükleer fizik alanında bu artık beyinlerimizde bir yer etmiştir. Ha, aktivite bu değerin üstündeyse demek ki bu atom çekirdeği oldukça aktif bir şey. Çok hızlı bozulmuyor ve bize tehlike sinyallerini daha çok çaldırıyor diye bir uyarı gönderiyor işte aktivite. SI'daki bunun karşılığı yani güncel birim sisteminde becquerel BQ ile gösteriliyor. Bu bir saniyedeki bozulma. Saniyedeki bozulma sayısı. Bir saniyede 5 tane X'ler Y'ye dönüşüyorsa o zaman aktivitesi 5 becquerel. Tamam mı? Bir saniyede 1, 2, 3, 4 tane dönüştü. Aktivitesi 4 becquerel. Kabaca söylüyorum. Böyle değil tabii ki ama aklınızda yer etsin diye. Bu eski birim ise Curie'ydi. Madame Curie'ye ithafen. Curie. G diye kısaltılmışı var. Bu da 1 gram radyumun, radyum biliyorsunuz Marie Curie, Madame Curie ve eşi tarafından keşfedildi. Pierre Curie. 1 gram radyumun aktivitesi ne bir küri denir. Tamam mı? Bu da 3,7 çarpı 10 üzeri 10 becquerel. Aralarında dönüşüm yapmak istiyorsanız bir küriyi kaç becquerel diye 3,7 çarpı 10 üzeri 10 becquerel. Yani bu ne demek? 1 gram radyum alırsanız saniyede 37 milyar tane bozulma yapar. Değil mi? Çünkü becquerel ne demekti? 1 saniyedeki bozulma sayısı. 37 milyar becquerel demek 1 saniyede 37 milyar bozulma yapıyor demek. 1 curie buna eşitse ve 1 curie de 1 gram radyumun aktivitesi ise o zaman 1 gram radyum 1 saniyede 37 milyar kez x'lerini, radyumlarını başka bir şeylere dönüştürüyor demektir. Tamam mı? Hala bu eski olmasına rağmen curie biz günümüzde hala alışkanlıklarımızdan mı vazgeçemedik tam bilmiyorum ama Curie'yi kullanıyoruz. Bir öğrenci laboratuvarında sizin eğer laboratuvara girersek bu ders kapsamında kullanacağımız böyle deneysel olarak radyasyonla işte aktivite belirleme, radyasyon, radyoaktif bozulma hızını belirleme deneyleri yapacağımız gibi böyle öğrenci laboratuvarlarımıza girdiğimizde kullandığımız kaynaklar tipik olarak mikro curie mertebesindedir. Tamam mı? Bu da yaklaşık kilo becquerel
gibi ya da evet. Tamam mı? Mikrokürü mertebesindeki radyoaktif kaynaklarla çalışıyoruz. Mili bile değil. Ki bu mikrokürü bile olsa elimizde bu radyoaktif maddeleri tutmuyoruz. Yine kendimizi korumalara alıyoruz. Mümkün olduğu kadar işimizi çabuk yapmaya çalışıyoruz. Buna radyasyonda Alara prensibi deniyor. Alara prensibi, eğer bir radyasyon kaynağının yanındaysanız o radyasyon kaynağının yanında minimum zaman geçirin. Kendinizi mümkün olduğu kadar zırhlarla, koruyucularla koruyun. Ve ona durabileceğiniz en uzak mesafede durun. Yani dibine girmeyin. Buna 3 tane parametremiz var. Zaman, mesafe ve zırh denir. Bu Alara prensibi. En az zaman geçir, en uzak mesafede dur ve kendini zırhla korumaya al. Şimdi biraz detaylandıralım işlerimizi. Radyoaktif bozulma zincirleri. Genellikle dersin başında dedim ki işte numuneyi aldık. İçinde işte radyoaktif atom çekirdekleri var, X'ler. Bu X'ler niye bozulur? Çünkü kararlı olmak için. Genellikle bu direkt bozulacağı şey, genellikle demeyelim de, ihtimal vardır ki bu X'ler direkt kararlı olan Y'ye dönüşmez. Bir Y'ye dönüşür bu hepsi. O Y'ler de radyoaktiftir. Bu sefer bu Y'ler de başka bir şeye dönüşür. Z'lere mesela. Z oldu, Z oldu, Z oldu. Genelde böyle bir durum gözleyebiliriz. Buna işte zincir diyoruz. Bu Z bile şey olabilir, radyoaktif. Bu da tekrar başa dönelim. A'ya dönüşür gibi böyle bir zincir olur. En son nihayetinde kaç tane zincir eleman varsa bilmiyoruz. Sonunda işte burada tak diye kararlı durumda durur. Şimdi o zaman biz buna ne diyorduk? Ana çekirdek. Değil mi? Buna ne diyorduk? Geçen ders söylemiştik. Kız çekirdek, ürün çekirdeği, kız çekirdeği. Eğer bu da radyoaktifse işte ikinci nesil kız çekirdek, üçüncü nesil kız çekirdek, dördüncü nesil kız çekirdek olabilir. Bozulma zincirimiz X, Y, işte Z diye gidiyor. Şimdi bu ana çekirdek X'in zamanla değişimi daha önce yazdık. NX. T anında ne kadar kaldı elimizde? Çünkü şuraya odaklanıyorum. Buraya odaklandık. Tamam mı şimdi? Sürekli azalıyor oradaki sayı. Nasıldı o denklem? X'in başlangıçtaki sayısı E üzeri eksi lambda, X'in lambdası çarpı T. Bu ana çekirdek X'in zamanla değişimini izleyeceğimiz tamam mı? Şimdi x'ler y oluyor. Başlangıçta sadece elimizde x vardı. Deneyi başladı. Bir süre sonra elimizdeki x'ler azalacak. Bu denkleme göre y'ler artmaya, yavaş yavaş y kabı dolmaya başlayacak, değil mi? Y kabı dolmaya başlayacak. Peki o y'ye ait bir sayıyı tespit edecek bir diferansiyel denklem yazsak şöyle yazabiliriz. Demin A için demin ki bir önceki slaytta sayfada incelediğimiz yönteme benzer olarak DNY oluşuyor. DT zamanla bu DNY'nin sayısı zamanla artıyor mu azalıyor mu bilmiyoruz. Değişiyor diyelim. Bu da radyoaktifse bu da azalacak değil mi? Bir yandan buna katkı varken bir yanda bunlar da Z'ye dönüşecek. Onun için eksi lambda Y, N'ye demin yazmıştık. Ama bir yandan da bu burayı temsil ediyor. Şu tarafa geçişi. Ama bir yandan da buna sürekli ekleme oluyor. Ne oluyor? Lambda X, M, X'ten de katkı geliyor. Annesinden artılar geliyor. Kendi bozunduğu için de eksiliyor. Tamam mı?
Bunun da çözümünü size bırakıyorum. Kitapta nasıl yapacağınıza dair bir yöntem var. Ama bu da el alıştırması olsun. Çünkü basit şeyler. Zorlanacağınız ve bulamayacağınız şeyler olursa ben çözeceğim ama burada öyle çok zorlanacağınız bir kısım yok. Bunun nihai halini yazayım ben. NY'nin T'ye göre değişimi. Arada kitapta iki tane satırı da vermiş ama onlar da yetmiyor. Biraz daha siz ilave satırlar eklemeniz lazım çözüm için. Ama nihayetinde NY'lerin herhangi bir zamandaki sayısını bulacak nihai denklem lambda x bölü lambda y eksi lambda x n x sıfır e üzeri eksi lambda x'te eksi e üzeri eksi lambda y t ile verilir. Kız çekirdek 3 saat sonra kaç tane elimde oldu? Başlangıçta hiç yoktu bu y çekirdeği. Acaba 3 saat sonra ne olduğu bilmek istiyorsanız onun annesine ait bozulma sabitini bölü kendisiyle annesi arasındaki farkı çıkartın. Başlangıçtaki anne çekirdek, ana çekirdek sayısını çarpın bunu ve e üzeri ifadelerle her ikisine ait anne çekirdek ve kız çekirdeğe ait ifadelerle çarparak biraz daha uzun bir denklemle bu da size ilk birinci nesil kızın sayısını verir. Kız çekirdek Y'nin zamanla değişimi yazmıştık arasında ama o çok da doğru olmamış. Herhangi bir zamandaki sayısı. Benzer şeyleri bu Z çekirdeği, işte buradaki A çekirdeği gibi hepsi için de yapabilirsiniz. Şimdi bunun sonucunda şöyle bir grafik elde ederiz. Zamana karşı bu çekirdeklerin sayısı. Nasıl olur? Beklediğiniz gibi x başlangıçta bir elimizde hep x vardı sıfır anında değil mi? Zamanla o bozunarak böyle gitti. Bu x'e ait grafik. O x ne oldu peki? Y oldu. Başlangıçta hiç y yoktu. O bozundukça bunun sayısı arttı. Belli bir yere kadar. Ama sonra böyle bir düz çizgi yok. Sonra o da radyoaktif olduğu için o da azalışa geçti. Hem artıyor hem azalıyor filan böyle bir belli bir yerden sonra bu da azaldı filan. Böyle. Bir de Z oluşuyor. O da başlangıçta hiç yoktu. O neye bağlı? Y'lerin oluşmasına. Y artık oluştu. Böyle bir davranış var. Y'ler de artık Z'lere dönüşecek. Dönüştü. Şöyle. Böyle düz çizgi. O da ama belli bir süre sonra radyoaktifse tekrar doyuma ulaştı. O da azalacak. Böyle davranışlar var. Tamam mı? Tabii hep bunun yarı ömrü, bunun yarı ömrü ve bunun yarı ömrü ne ya da ortalama ömrüne bağlı olarak bu grafiklerin davranışı değişir. Ama kabaca böyle. X kesin azalacak radyoaktifse böyle. Bir yandan başlangıçta sıfır olan Y'ye ulaşacak ama o da sonradan bozulmaya başlayacağı için böyle bir davranış sergileyecek. Sonra hiç başta daha Z yok. Y'nin biraz oluştuğu, onun artık bozulması için geçen sürede tamamlandı. O zaman ikinci nesil Z'ler oluşmaya başlayacak. Böyle bir davranışlar sergileriz. Eğer burada koşullar yazalım. Eğer kız çekirdeğin ömrü daha uzunsa, tamam mı? Bunun ömrü daha uzunsa, anne hızlı hızlı bitiyor, tükeniyor, kız çekirdek ne yapıyor? Kendine dolduruyor bütün çekirdekleri hızlı bir şekilde. Ve ömrü de daha fazla böyle kalıyor burada. Bunun bozunduğu gibi bu böyle bozulmuyor. Bu kendinde biriktiriyor biraz. Eğer lambda
x büyüktür, çok çok büyüktür hatta ise, lambda y ise, yani lambda ile ömür ters orantılıydı. O zaman annenin lambdası kızın lambdasından çok çok büyük ise, o zaman ilk önce ne olur? X y'ye hızla bozulur. Ama y de z'ye yavaşça bozulur. Bu neye yol açar? Y'de bir birikmeye, burada bir tıkanma oluşur. Tamam mı? Eğer anne çekirdek yeterince uzun ömürlüyse, kıza göre çok çok büyükse, lambda y tam ters koşulu yazıyoruz bu sefer de. Bu sefer ne olur? Demek ki anne çekirdek uzun ömürlü, kız çekirdek daha kısa ömürlü. O zaman bu y'lerin sayısı yavaş yavaş artar ama arttığı gibi hemen kendini z'ye dönüştürür kızlar, değil mi? Kendine gelen katkı uzun zamanda geliyor. İşte 3 saat bekliyor ki bir tane bana bozulsun veya 10 tane bozulsun. 3 saat sonra kendinde 10 tane birikiyor ama kendi bunu 1 saat içinde geri tüketiyor. Tamam mı? Onun için böyle durumda da bir dengeye ulaşma söz konusu olur ve bu dengeden sonra da anne ve kız çekirdekler aynı hızla bozulmaya başlar. Eğer lambda x çok çok küçük, lambda y ise dedik, o zaman şu zaman sonra e üzeri eksi lambda x t büyüktür e üzeri eksi lambda y, pardon şöyle yazayım, y t gibi bir t zaman sonra ne y ile ne x dengeye gelir. Ve dengede olur ve x ile y aynı hızla bozulur. Şu koşul altında. İkinci koşulumuzda. Tamam mı? Evet. Şimdi bu da zincirler. Genellikle ama radyoaktif zincirlerde, birazdan çevresel radyoaktifliğe de değineceğiz. Ana çekirdeğin ömrü zincirdeki diğer hepsinden çok çok daha büyüktür. Tamam mı? Şimdi yeni bir sayfa açarak çevresel radyoaktivite diyelim. Şimdi biliyorsunuz kabulümüze göre şu an evrenin nasıl olduğuna dair en güçlü teori işte büyük patlama teorisi. Büyük patlama teorisine göre şu an evrenimizde var olan bütün atom çekirdekleri ilk başta yoğun bir sıfır hacimli bir nokta içerisinde sıkışmıştı ve patlamayla birlikte bütün her şey dışarı yayıldı ve o içerideki işte hafif elementler, hidrojenle başlayan plazma durumu vardı o zamanlar, ilk anlarda. İşte o plazmalar bir araya gelip hidrojenler, hidrojenler birleşip helyuma, helyumlar hidrojenle birleşip lityuma gibi böyle reaksiyonlarla tüm bugün var olan elementler oluştu ve bu hala yıldızlarda bu reaksiyonlar gerçekleşiyor. Bizim yıldızımız olan Güneş'te de her an bu termonükleer reaksiyon dediğimiz reaksiyonun sonucunda ısı ve ışığı açığa çıkan reaksiyonlar devam ediyor. Bu sayede Güneş bize enerjisini ve ışığını gönderiyor. Oluşan, o ilk zamanlarda oluşan radyoaktif çekirdeklerin ise bugüne kadar birçoğu kalmamış. Tamam mı? Dünyanın kabuğunu oluşturan, diyelim ki dünyanın her tarafını, bütün materyalini oluşturmuş atom çekirdekleri içinde radyoaktif olanlar
kalmamış. Hangileri kalmış? Ömrü dünyanın ömrüne kıyaslayabilecek kadar uzunsa ya da ondan büyükse onlar günümüze kadar doğal olarak kalmış. Yoksa diğer radyoaktif elementleri biz doğal olarak bulamıyoruz. Onları laboratuvardaki deneylerle ancak üretebiliyoruz. Fakat dediğim gibi ömrü çok uzun, evrenin yaşına denk ya da dünyanın yaşına denk ise dünyada biz bunları görebiliyoruz. Mesela kalsiyum, pardon, potasyum 40 bir radyoaktif izotoptur ve hala doğal olarak bulunabilir. Tamam mı? Uranyum hala bulunabilir gibi. Dünya ne zaman oluştu? Dünya işte şekillendi. Dünya gibi bir görüntüye sahip oldu. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştu diyebiliriz. Dolayısıyla bizim inceleyeceğimiz hala var olan doğada bulacağımız radyoaktif elementlerin de bu ömürleri, daha doğrusu yarı ömürleri bu mertebededir. Çok uzundur. Milyarlarca yıldır. Şimdi dünyada bu radyoaktif zincirler dedik ya, bu radyoaktif bulunan elementler de bu zincir şeklinde bozunma serileri var. Mesela bu serilerden bir tanesi uranyum 238. Yani uranyum 238 madencilik yaptınız ve çıkarttınız. Elinizde bir miktarda uranyum 238 var. Bu bir seri bozunumla, zincirle bozuna kararlılığa ulaşmaya çalışıyor. Daha bildiğimiz uranyum 235 serisi var. Yine bu da böyle bozunarak gidiyor. Bir tanesini kitabımızda örnek vermiş. Onu açık açık yazacağım. Bir de toryum 232 serisi var mesela. Bu da radyoaktif toryum ve bunun serisi var. Bunun serisi şöyle gidiyor. Toryum 232 14 milyar yıl yarı ömre sahip. Bu şu demek, elinizde bir küp şeker kadar toryum 232 varsa 14 milyar yıl sonra o küp şekerin yarısı toryum, yarısı radyum 228 oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla da evrenimiz bile yaklaşık 13,5 milyar yıl yaşındaysa evrenin ilk başlarında var olan toryum henüz daha bir kere yarılanmış. Yani evrenin başlangıcında diyelim ki 1 milyon tane toryum varsa evrenin Big Bang anında 1 milyar tane toryum varsa tam evrenin bir yaşı kadar zaman geçmiş ve yarı ömrü bu demek şu an 1 milyar değil de 500 milyon tane toryum var demek. Yarılanmış. Bu yarı ömürler. Dolayısıyla hala toryum görmeyi bekleriz demek. Ama diyelim ki toryumun yarı ömrü 1 saniye olsaydı, evrenin ilk başında 1 milyar tane toryum 232 olsaydı ve yarı ömrü 1 saniye olsaydı, 1 saniyede yarılanıyor, küp şekerin yarısı gitti, 2. saniyede öbür yarısı gitti, 3. saniyede 8'de 1'ine düştü, hop 4, 5, 6, 14 milyar yılda elimizde hiç toryum 232 kalmazdı. Onun için 14 milyar yıl mertebesinde olduğu için biz bugün hala toryum görebiliyoruz. Çünkü yarı ömrü çok uzun. İşte bu toryumun radyuma dönüşüyor. Radyumun yarı ömrü de 5,75 yıl. Bakın bununki kısa demiştim ya demin. Genellikle bu serinin başındakiler ana çekirdeklerin ömrü diğerlerine kıyasla çok uzundur. Şimdi toryumlar 14 milyar yıl boyunca yarılanana kadar böyle bozundu, radyum oluştu. Radyum ise 5 yıl sonra yarısı gidiyor. 228. Bu da 6,1 saat yarı ömrü. Yani oluşanlar 100 tane oluştu. 6,1 saat sonra bir bakıyorsun ki 100'ün 50'si gitmiş bile. Bu toryum 228'e götürüyor. Başka bir bozulmayla. Bunun oluşanın 1,91 yıl. Toryum 228, 224 radyuma dönüşüyor. 3,66 yıl, gün bunun yarı ömrü. Yani oluşanlar 3,66 gün sonra yarısını
kaybetmiş oluyorsunuz. Sonra bu da radon 220'ye dönüşüyor. 55,6 saat bunun da yaralanma ömrü. Yani bu da şu demek. Oluşan her 100 radonun yarısı 55,6 saat sonra yok. Sonra 216 polonyuma dönüşüyor bu da. Bakın kaçıncı nesil? Torunlara geldik artık. Torunun torununa. 0,15 saniye. Oluşan her polonyum 216 0,15 saniye sonra yarısını kaybediyor. Bu 212 kurşuna gidiyor. Bunun da yarı ömrü 10,6 saat. Bu da 212 bizmut oluyor. 60,6 dakika. Bunun da yarı ömrü. Buradan sonra kol ikiye ayrılıyor. Bizmut %64 olasılıkla 212 polonyum oluyor ya da %36 olasılıkla 208 talyum oluyor. Tellür oluyor. Bunların ömrü de polonyumunki 0,3 mikrosaniye, oluşur oluşmaz yok oluyor demek. Tellürünki ise 3,05 dakika, biraz daha uzun. Sonra bunlar da her ikisi de tekrar birleşip, burada bir yol ayrımı oldu. Her ikisi de 208 kurşun oluyor ve 208 kurşun radyoaktif değildir, kararlıdır. Kararlı olduğu için de burada biter zincir. Ana çekirdek, kız, birinci torun, ikinci torun, üçüncü torun, dördüncü nesil, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu nesil torunda artık ulaştı. Kararlı çekirdeğe toryum 232. Tamam mı? Buna radyoaktif bozunma serisi, toryumun radyoaktif bozunma serisi ya da radyoaktif bozunma zinciri diyoruz. Evet. Bu serilerin hepsinin içinde radon var. Bu radon bir gaz, radon gazı, soy gaz. Bu soluyoruz ama belli bir seviyenin üstünde solursak çok tehlike arz eden bir gaz. Dolayısıyla radondan korunmalıyız. Kendimizi korumalıyız. Fakat bu sıfır korunma, yani sıfıra düşürmemizin yolu yok. İşte tüm radyoaktif serilerde bulunduğu için, tüm kayalarda, tüm minerallerde, tüm doğada, toprakta bulunduğu için illaki bu seriler, illaki radon da var. Dolayısıyla toprakta, kayalardan hep bu radon gazı çıkar. Bu oluşum oluyor, oluyor, oluyor. Sıra radona gelince bu gaz oluşur ve o da dışarı yayılır. Yayılınca da soluruz. Soluyunca da tehlike arz edebilir. Mesela evlerimizin duvarları, evlerimizi sık sık havalandırmamız lazım. Niye? Çünkü evlerimizin duvarlarında da ya da temellerden, topraktan şu an geliyor evimizin temelinden. Duvarlardan sıza 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 evimize kadar çıkabilir ve o odamızın içine radon gazı yayılır. Eser miktarda da olsa yayılır. Dolayısıyla gün içinde evlerimizi mutlaka havalandırmamız gerekiyor. Şimdi radyoaktif, işte bu yarı ömürler bize neyi veriyor mesela? Ne işimize yaradı? İşte toryumunki 14 milyar yıl olarak bildik, radyumunkini 575 yıl olarak bildik, işte polonyumunkini 0,15 saniye olarak bildik. Bunları bilmek ne yapıyor? Bir örnek mesela, radyoaktiviteyi kullanarak tarihlendirme yapıyoruz. Karbon 14. Günlük hayatımız demeyelim de işte bizim işe yarayacak şekilde insanlığın hizmetine sunabildik bu zamanları kullanarak bir şeyleri. Arkeolojik bir kazı yaptınız, bir testi buldunuz. Acaba hangi dönemden kalmış? Değil mi? Pek çok uygulaması var tabii ki bu radyoaktifliğin. Ama bir tanesini kitabımız örnek vermiş. Ben de örnek vereyim. Şimdi karbon izotopunun kararlı olanı, karbon elementinin kararlı izotopu ve en çok bulunanı, bolluğu en fazla, bolluk kelimesinden daha sonra bahsedeceğiz. Doğada en fazla bulacağımız karbon 12. Fakat yeryüzüne karbon 14 de ulaşıyor ve
Var. Karbon 14 izotopu. Karbonun radyoaktif olan izotopu. Bu ise kararlı. Bozulmaz. Radyoaktif değil. Tamam mı? Bu karbon 14'ün yarılanma ömrü 5730 yıl. Yani elinizde bir küp şeker kadar karbon 14 varsa 5730 yıl sonra yarım küp şeker kalır. Yarısı başka bir şey olur. Azot olur. Şimdi bu toprağı kazdınız, karbon aldınız bir numune. O numunenin içinde karbon 12'lerin sayısının N karbon 12 diyelim veya karbon 14'lerin sayısının karbon 12'lerin sayısına oranı yaklaşık 1 bölü 10. 10 üzeri 12 pardon. Yani 1 trilyon tane karbonun içinden bir tanesi karbon 14. Ama var, yok mu? Yok diyemeyiz. Var. Şimdi bütün canlı organizmalarda böyledir bu oran. Sürekli bir karbon örneği alınsa vücudumuzdan, sonra o karbonlar tek tek sayılsa, bunların bir trilyon tanesi karbon 12 çıkar, bir tanesi karbon 14 çıkar. Her an çünkü kozmik ışınlarla da olsa topraktan, besinlerden vesaire sürekli biz bu karbonu alıyoruz. Aldığımız için de her aldığımızda bu oran olduğu için bizim vücudumuzdaki karbonların, izotopların oranı sabit kalıyor. Fakat canlı organizma öldükten sonra artık yaşamıyor. Bu böcek de olabilir, işte bir sinek de olabilir. Sizin arkeolojik kazı yaptığınızda o testinin, tarihi testinin yüzüne yapışmış mikroorganizmalar da olur. Oradan çünkü o testinin tarihini de çıkartıyoruz. Testinin üzerindeki böceklerin ne zaman öldüğü bize kabaca o testinin ne zamandan kalmış olduğuna dair bir sinyal de veriyor. Şimdi bu oran hep 1 bölü 10 üzeri 12. Fakat canlı organizma ölürse artık karbon 14 karbon alımı durduğu için vücudumuza artık karbon 14 içindeki bu oran düşecek. Çünkü öldüğü anda canlı organizma artık aldığı vücuduna giren karbonların miktarı belli. Bu kadar karbon var. Tam öldüğü anda karbon 14'ün karbon 12 oranı 1 bölü 10 üzeri 12. Ama zaman geçtikçe karbon 12 kararlı olduğu için kaç tane ise hala duruyor ama içerideki karbon 14'ler azalıyor. Bu oran dozayışıyla bozulmaya başlıyor. Değil mi? Tam öldüğü anda canlı organizma 1 trilyon tane karbon 12, 1 tane karbon 14 varsa o canlı organizmanın ölümünden 1000 yıl sonra hala 1 trilyon tane karbon 14, 12 kalır. Çünkü kararlı değişmeyecek. Karbon 12 neyse kalacak. Ama her 5730 yılda bir karbon 14'lerin sayısı yarıya düşecek. Dolayısıyla canlı organizma öldükten sonra 1 yıl sonra 5730 yıl sonra bu oran 0,5 bölü 10 üzeri 12 olacak, değil mi? 1 olan sayı yarısı gidecek, yarılanacak çok sonra çünkü 5730 yıl sonra bu oran buna düşecek. İşte 11.460 yıl sonra bu oran 0,25 bölü 10 üzeri 12 kabaca anlatıyorum gene buraları. 2 yarı ömür sonra buna düşecek. Dolayısıyla siz çıkarttığınız bir numuneden karbon 14'lerin sayısını, karbon 12'ye oranını böyle tespit ederseniz çıkarttığınız bir testi toprağın altından bayağı da eski görünüyor. Onun yüzünde bir mikroorganizma, bir canlı bir şey, ot olsun, bir şey buldunuz yani. İlla canlı organizmayı hayvan olarak da düşünmeyin. Bir ot bile olsa, bir yosun bile olsa olur. Çünkü yosun bile canlıyken sürekli topraktan bu karbonu alıyor. Öldükten sonra ama artık alım yok. Sabit kalacak ama hangisi sabit kalacak? 12 sabit kalacak, 14 gidecek. Çünkü 14'ün bir ömrü var. İşte siz çıkarttınız bu testi, üstündeki bir yosun numunesini aldınız ve içerideki karbon 14'ü ve karbon 12'nin sayısını saydınız. Bunları birbirine oranladınız.
bir oran elde ettiniz. Bu orana göre de dediniz ki bu kadar yarılanmış bu canlı organizmadaki karbondioksit sayısı, demek ki işte şu kadar yıl geçmiş. O zaman bu çıkarttığımız arkeolojik kazı sonucunda çıkarttığımız testinin yarı ömrü, pardon, yaşı bu dediniz ve dolayısıyla basit bir yöntemle siz çok önemli bir bilgiye ulaşmış oldunuz. Fakat bu karbon 14 ile ilgili yapılan tarihlenmenin bir üst sınır var. Yani şu kadar yıla kadar ancak bu tarihlendirme ile güvenilir sonuçlar alırsınız. Daha uzun dönemlerde artık sonuç vermez. Zaten verdiğinde de bir hata payımız yine var. Ama doğruya yakın sonuçları bu karbon 14 analiziyle yapabiliyoruz. Şimdi bundan sonraki konumuz nükleer reaksiyonlar, nükleer çarpışmalar. Yine konu bütünlüğü olması açısından bu konuyu da bir sonraki derse bırakalım. Dolayısıyla bu dersimizi burada sonlandırabiliriz.